Kuantum fiziği uzun süredir var. Yine de geleceğin şimdi üzerinde etkili olduğu fikrini kabullenmek hala bize, insanlığa zor geliyor. Geçmişin şimdiyle sebep-sonuç ilişkisine inanıyoruz. Topu tutarım, bırakırım ve yere düşer. Neden? Ve yere çarptığında sonuç. Ama aslında topu bırakmamın nedeni yer olabilir mi? Zamanla ileri gidiyor görünmemiz sadece bilinçli deneyimdedir. Kuantum teorisinde zamanda geriye de gidebilirsiniz. Beyinde bazı süreçlerin zamanda geriye dönük işlediğini öngören bazı ipuçları var. Örneğin 70'lerin sonunda San Francisco'daki California Üniversitesi'nden nörofizyolog Ben Libet çok meşhur deneyler yaptı. Beyin ameliyatı olan hastaların kafa derileri altına lokal anesteziyle kafa tasları açılır. Uyanıktırlar ve beyinleri açıktadır. Bu şekilde insanlarla konuşabilirler. Libet'in yaptığı şuydu. Küçük parmaklarını uyarıp duyusal kortekste ilgili bölgedeki tepkiye bakıyor, bunu elektrikle kaydediyor, sonra da hastaya uyarı hissedip hissetmediğini soruyordu. Ayrıca korteksin bu bölümünü de uyarıyordu. Şöyle düşünebilirsiniz. Küçük parmağı uyardığınızda bunun korteksin diğer tarafına gitmesi bir süre alır. Böylece hasta uyarıdan kısa bir süre sonra bunu bildirecektir. Korteksi doğrudan uyarırsanız hasta bunu hemen bildirecektir. Ama bunun tam tersi oldu. Küçük parmağı uyarınca hasta hemen hissediyor ve korteksi uyardığında ise gecikme oluyordu. Deneyi tekrar tekrar yaptıktan sonra Libet beynin bilgiyi bir şekilde zamanda geriye yansıttığı sonucuna vardı. Duyusal kortekse ulaşması bir süre alıyordu ama beyin bunu zamanla geriye yansıtıyordu. Böylece bilinç uyarıyı çimdiklendiği anda algılayabiliyordu. Bazı araştırmalarda görüldü ki insan elini oynatmaya veya bir şey söylemeye başlarken daha ne yapmaya çalıştığının bilincinde bile değilken beyinde belli sinir hücrelerinden bazı yetkinlikler oluyor. Yani sanki önce yapıyorum, bir an sonra karar veriyorum ama zaten yapmışım. Farklı dünyalarda birden yaşıyoruz. Gördüğümüz makro dünya, hücrelerimizin dünyası, atomlarımızın dünyası, atom çekirdeklerimizin dünyası, bunların hepsi bambaşka dünyalardır. Kendi dilleri, kendi matematikleri vardır. Yalnızca küçük değil, aynı zamanda birbirlerinden bütünüyle farklılar. Ama birbirlerini tamamlıyorlar. Çünkü atomlarım da ben, hücrelerim de ben, bu bedenim de ben, bunların tümü gerçek, gerçeğin farklı düzeyleri. Bilim ve felsefenin ulaştığı en derin hakikat, temel birlik ilkesidir. En derin çekirdek altı düzeyinde sen ve ben tam anlamıyla biriz. Biriz. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konudur. Örneğin şu anda bu filmi seyreden bir insan, bu filmin aslını göremez ve bu filmin aslını duyamaz. Bu filmin aslından gelen ışık, insanın gözündeki bazı hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali, beynin arkasındaki görme merkezine giderek bu merkezi uyarır. Ve insan beyninin arkasında bu filmin görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda gözünüzle, gözünüzün önündeki ekrandaki bu filmi seyretmiyorsunuz. Bu film, sizin beyninizin arkasındaki görme merkezinde oluşuyor. Yani sizin seyrettiğiniz film, beyninizin arkasında oynayan kopya filmdir. Bu filmin aslınıysa Allah görür. Sonuç olarak maddenin beynimizde oluşan bir hayal olması, onu yok hale getirmez. Ancak bize, insanın muhatap olduğu maddenin mahiyeti hakkında bilgi verir ki, bu da, maddenin aslıyla hiçbir insanın muhatap olmadığı gerçeğidir. Madde hayaldir demek, madde yoktur demek değildir. Aksine biz görsek de görmesek de maddesel bir dünya vardır. Ancak biz bu dünyayı beynimizin içinde bir kopya, diğer bir deyişle algılarımızın bir yorumu olarak görürüz. Dolayısıyla madde bizim için hayaldir. Veriler gösteriyor ki, nesne denilen şey aslında orada diye adlandırdıklarımızın basitleştirilmiş bir yaftası. Parçacık ya da her neredeyse atom ve atom altına baktığımızda bulduğumuz şu. Ona
nasıl ve ne ile baktığımıza göre gözlediğimiz şeyin özelliği değişim gösteriyor. Ancak asıl önemli soru burada ortaya çıkar. Bildiğimiz bütün maddesel varlıkların sadece kopyalarıyla muhatapsak, o halde beynimiz nedir? Beynimiz de kolumuz, bacağımız ya da herhangi bir nesne gibi bir madde olduğuna göre, onun da diğer maddeler gibi sadece zihnimizdeki hayalini bilebiliriz. Bunu bir örnekle daha kolay açıklayabiliriz. Beynimize giden sinirleri uzatarak, onu kafatasımızın dışına çıkarıp gözümüzle görebileceğimiz bir yere koyduğumuzu varsayalım. Bu durumda beynimizi de gözümüzle görür, hatta parmağımızla ona dokunabiliriz. Bu şekilde beynimizin de yine görme ve dokunma duyularının oluşturduğu bir algıdan başka bir şey olmadığını anlayabiliriz. Peki gören, duyan ve diğer tüm duyuları algılayan irade beyin de değilse nedir? Gören, duyan, dokunan, kokuyu ve tadı algılayan kimdir? Düşünen, akıl yürüten, duyuları olan ve daha da ötesi ben benim diyen bu varlık kimdir? Çağımızın önemli düşünürlerinden Carl Pilgrim da aynı soruyu sorar. Yunanlılardan beri filozoflar makinenin içindeki hayalet ya da küçük insanın içindeki küçük insan üzerine düşünüp durmuşlardır. Ben, yani beyni kullanan varlık nerededir? Asıl bilmeyi gerçekleştiren kimdir? Aradığımız şey, bakanın ne olduğudur? O gözlemci midir? Kuantum parçacıklarının bu kaçık, acayip dünyasını anlamakta bu kadar müşkül olan kişi gözlemci midir? Hala gözlemci olduğu söylenebilir mi? Beyni kullanan, gören ve hisseden bu madde ötesi varlık ruhtur. Maddesel dünya dediğimiz şey, işte bu ruh tarafından seyredilen ve hissedilen algılar topluluğudur. Gerçek olan varlık ruhtur. Madde ise sadece ruha hissettirilen hayallerden ibarettir. İşte başlangıçta maddenin gerçek olduğu varsayımıyla yola çıktığımızda bile fizik, kimya ve biyolojinin bulguları bizi maddenin bir hayalden ibaret olduğuna ve madde ötesi bir varlığın kaçınılmaz gerçekliğine, yani maddenin ardındaki sırra götürmektedir. Buraya dek incelediğimiz gerçek bizi çok önemli bir soruyla daha karşı karşıya getirir. Madem ki maddesel dünya olarak tanıdığımız şeyin aslını bilemiyor ve sadece ruhumuza verilen algıları tanıyoruz, o halde bu algıların kaynağı nedir? Kim bizim ruhumuza dünyayı, insanları, bitkileri, bedenimizi ve gördüğümüz diğer her şeyi sürekli olarak seyrettirmektedir? Çok açıktır ki içinde yaşadığımız tüm maddesel evreni, yani algılar bütününü yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir yaratıcı vardır. Bu yaratıcı, bu denli görkemli bir yaratılış sergilediğine göre de sonsuz bir güç ve kudret sahibidir. Yarattığı bütün algılar onun iradesine bağlıdır ve o bütün yarattıklarına her an hakimdir. Allah yegane mutlak varlıktır. Diğer her şey ise onun yarattığı birer gölge varlıktan ibarettir. Bu gerçek, Büyük İslam alemi İmam Rabbani tarafından şöyle açıklanmıştır. Allah yarattığı varlıkların vücutlarını yokluktan başka bir şey yapmadı. Tüm bunları his ve vehim, yani algı derecesinde yarattı. Gerçek manada dışarıda yüce zattan, yani Allah'tan başkası yoktur. Algılardan oluşan bu evrenin dört bir yanında gerçek varlık olarak sadece Allah'ın zatı vardır. So far, we have been speaking repeatedly of an external world and a world of perceptions formed in our brain, the latter of which is what we see. However, since we can never actually reach the external world, how can we be sure that such a world really exists? Definitely we cannot. The only reality we cope with
is the world of perceptions we live within our minds. Gözlediğinizde bir şey olur. Gözlemezken hiçbir şey olmaz. O halde bilinçli bir gözlemcinin sonuca ulaşmasını matematikle açıklamamız mümkün olmayacak. Bunun matematiksel bir formülü yok. Ölçüm cihazları kaydediyor. İşte orada artık teypte kayıtlı derler. Ama denklemin bir tarafını unutuyorsunuz. Birinin teybe bakması gerekiyor. Ve biri bakana kadar o aslında kayıt bile edilmemiştir. Bakmadığımızda olasılık dalgaları vardır. Baktığınızda ise deneyim parçacıkları. Evet, bakın yani size şöyle açıklayayım. Bizim katı bildiğimiz parçacık aslında süper konumdadır. Olası konumların saçılmış dalgası. Her an bunların hepsindedir. Siz baktığınız anda bu konumlardan sadece bir tanesine bürünür. Bakın örneğin şöyle durumlar düşünebiliriz. Hareket denklemleri bir basketbol topunun dalga fonksiyonunun bütün sahaya eşdeğer yayıldığını öngörebilir. Ama bunun nasıl görüneceğini asla bilemiyoruz. Kuantum mekaniği yasalarına göre bu durumda basketbol topu nerede diye sormak bile saçma olacaktır. Çünkü bütün sahaya yayılmış bir basket topuyla ilgili böyle bir soru sormak, mantıksal açıdan 5 rakamının medeni halini sormakla aynı şeydir. Ne demek istediğimi anlatabildiğimi umarım. Yani böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman yanıtı bilmediğiniz anlamına gelmiyor. Dalga fonksiyonu sahaya eşdeğer yayılan basketbol topunun da sorgulanabilecek bir konumu yoktur. Ama tüm kuantum acayipliklerinin ata babası dolanıklıktır. Zamanın tersine simetrisi zaman kavramımızı nasıl yıkarsa, dolanıklık da uzay kavramımızı yıkar. Ve büyük patlama anında her şey dolanık olduğuna göre demek ki her şey hala birbirine dokunuyor. Uzay yapısı sadece ayrı nesneler yanılsamasını sağlar. When I started to read the quantum physics, I realized, oh my goodness, the whole foundation of the universe is not based on a mechanical physical universe, it's based on the invisible energy called the field. So let's say if I hold a magnet right here in front of you, you can see the magnet, but what you can't see is the invisible magnetic field. And so what it says is, well, we are physical things in our world, like physical bodies. We're immersed in fields, electromagnetic fields, magnetic fields itself, all kinds of fields like telephone, cell phone fields, television fields, radio fields, whole ranges. What is the difference between the Newtonian physics and the quantum physics is this. Newtonian physics focus on the particles. Quantum physics says, you want to understand why the particles take this shape? Then you have to understand the field. It's the field that controls biology. It's the invisible forces. There's a great quote by Albert Einstein, and it's simple. It goes, the field is the sole governing agency of the particle. In other words, in the world of invisible things, fields, and particles, matter, it's the field that gives shape to the matter. And this is the basis of quantum physics. There's no ego apart from the thoughts. The thoughts, identification with thoughts, is ego. But the thoughts that go through your mind, of course, are linked to the collective mind of the culture you live in, humanity as a whole. So they are not your thoughts as such, but you pick them up from the collective, most of them. And so you identify with thinking, and the identification with thinking becomes ego, which means simply that you believe in every thought that arises, and you derive your sense of who you are from what your mind is telling you who you are. So you mentioned the unified field. For people who never, a lot of people are going, well, that sounds nice, it's unified, everything's one. Could you dive a little more technically into what the unified field is? Progress in our understanding of the universe through physics over the past quarter century has been exploring deeper levels of natural law, from the macroscopic
to the microscopic, from the molecular to the atomic to the nuclear to subnuclear levels of nature's functioning, so-called electroweak unified scale, grand unified scale, super unified scale. And what we've discovered at the core basis of the universe, the foundation of the universe, is a single universal field of intelligence, a field which unites gravity with electromagnetism, light with radioactivity, with the nuclear force, so that all the forces of nature and all the so-called particles of nature, quarks, leptons, protons, neutrons, are now understood to be one. They're all just different ripples on a single ocean of existence. It's called the unified field or superstring field, and it's a mathematical tour de force. But we have realized Einstein's dream. He dedicated half of his life to discovering this unified field, and now in the context of the superstring, that has been achieved. So unified field theories based on the superstring identify a single universal field of intelligence, an ocean of existence, at the basis of everything, mind and matter. And all the so-called particles of the universe, the forces in our universe, everything in the universe, are just ripples of on that ocean of existence. That's the unified field. And that field is a non-material field. It is ultimately the field of consciousness. And all our separate consciousness, wherever there's consciousness, is merely consciousness by virtue of the fact that my consciousness, your consciousness, are ultimately that. Everything in the universe is really nothing but that. Planets, trees, people, animals, we're all just waves of vibration of this underlying unified superstring field. We are really united at our core. And ultimately, the understanding that's emerging will be that there is only one consciousness in this room. And it is you. And it is me. And it is each and every one of us. We individualize our consciousness through the filter of our nervous system. But the consciousness itself, our very inner subjectivity, the self in the big sense, that is universal. And knowing that, knowing it through experience, is called enlightenment and has been called enlightenment through the ages. You know, we talked to Jeffrey Satinover and Hameroff, and I think maybe one other physicist said the same thing, that because you talk a lot about the observer, and they sort of said that that whole concept of the observer was a mistake, and it's been fixed, and it doesn't really mean anything now. What about that? It's true. There's a deeper level of perspective in which the observer does not yet exist, not separate from the observed. The reality of life today is all unity, unified field which unites observer and observed in one indivisible wholeness. Scientifically, we call it quantum measurement theory and the ultimate inseparability of the observer from the observed. In the language and science of consciousness, we call it the unity of knower and known in the indivisible structure of pure knowledge, the experience of oneself, the Atman. And what is the self? The self, consciousness, our very subjectivity, is that one thing in our life that has never changed. Intangible that though it may be, and very difficult to put your finger on, it's that one aspect of our experience that has been with us since childhood. Although our beliefs have changed, our friends have changed, our bodies have changed, typically for the worse, that one thing that gives that continuity to our experience day by day, that's our consciousness. It's our subjectivity. It's the Atman, the self. And that self, which is the same for you as for me, ultimately, is this unified field discovered by science, which is essentially the creator of the universe. That is our authority. That's our dignity. If we only knew ourself and how precious it was, we would rush to experience higher states of consciousness, where that experience of our unbounded subjectivity is never lost, even during the depths of sleep. I still don't understand. That's okay. I still don't understand. Can I have you rephrase the question? Yeah, it's good. It wasn't a very clear answer. I don't understand. Rephrase. I'm just telling you. What I don't understand is that some people over here, some of the scientists we spoke to, said the observer is not part of the equation anymore. Right. And yet, people like you are saying that focused intent affects matter. Right. I want to understand those two disparate views. Okay. Yeah, what he said.
There are different truths because our universe is hierarchically structured in layers. The atomic has its own truth. The nuclear world has its own completely different truth. And they're both valid. They're both self-consistent. So there's the truth of diversity, where observer and observed are separately identifiable systems. And there's the deeper truth of unity, in which there is no separation between the observer and the observed. So we can talk about life at all levels. Each level is valid, but the deepest level in this scientific age is the level of unity. What has to be very clear about this is a concept most people don't get quite. It's very important. You can drag me across the floor by my arm. You can drag me across the floor by my atoms, or by my nuclei, or by my cells. It all has the same effect. I get dragged across the floor. These are simply different levels of the description of the one reality that is me. So it's legitimate for us to talk about a world of diversity. We see such a world, after all. But it's even more legitimate for us also to talk about the world of unity, the ultimate scientific truth of life. So we get tripped up in semantics if we say that unity alone exists, but there's no such thing as diversity, or that diversity alone exists, there's no such thing as unity. They're both true. They're just different levels of description of the same reality. So, you know, you talk about me and you are one, but we're also separate. Those are just different levels. Different levels. On the physical level, you and I are separate. You're much better looking than I am, more attractive in virtually every way. But at deeper levels, we have a common source. And that is the unified field, the scientifically discovered unified field that is the source of you and the source of me, the source of gravity, the source of electromagnetism, the source of quarks, the source of leptons. Everything in the universe is a common source. So if we look at things at the deepest possible level, we ultimately discover one unified universal reality, of which you're a wave, of which I am a wave. We're all just the different vibrational frequencies, the natural reverberant frequencies of this one universal unified field. Our whole universe is just a symphony. The various, harmonics and fundamentals and overtones of one universal field, one universal ocean of consciousness in motion. So let me ask this. I'm just trying to understand all this stuff. So does that place come from the Planck scale? Or is it... Yes. Wow, really? Yes. I totally understand it for the first time. Oh my God, I'm so excited. The Planck scale is that small, small distance scale, 10 million, million, million times smaller than the atomic nucleus, where all the forces come together, where all the particles come together as one, where you and I come together as one reality, where distance, where causality no longer exist, and there's one unified, indivisible wholeness, which is the unity of consciousness. The unified field of all the laws of nature. Ζούμε σε ένα υπέροχο σύμπαν. Ένα σύμπαν που σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας έχει 4 διαστάσεις. Σύμφωνα με κάποιες άλλες θεωρίες, έχει 11 διαστάσεις. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι αισθήσεις μας δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν αντικείμενα, τα οποία έχουν παραπάνω από 3 διαστάσεις. Αυτό λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε γύρω μας δεν είναι τίποτα άλλο από τις προβολές, το καθρέφτισμα, τη σκιά τετραδιάστατων αντικειμένων μέσα στο χώρο των τριών διαστάσεων που πλαστά φτιάχνουν οι αισθήσεις μας και ο εγκέφαλός μας. Βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε μια πλάνη των αισθήσεων. Ζούμε λοιπόν την εποχή μιας νέας μεγάλης επιστημονικής επανάστασης. Μιας επανάστασης η οποία αν γίνει κτήμα του καθενός μας θα οδηγήσει την κοινωνία μας σε μια νέα παγκόσμια πολιτισμική εποχή. Ας προετοιμαστούμε να δεχτούμε τον νέο αυτό θαυμαστό κόσμο. Το μέλλον είναι πια παρόν. Ας το κατακτήσουμε.